60, 70, 80 3 tane darbe gördüm ben yani. Hatta 3,5 bir tane daha var. O yüzden Türkiye hiçbir zaman hiç kimse için çok demokratik, çok müreffeh, kendimizi iyi hissettiğimiz bir yer olmadı. Ama bir sesimiz çıkabiliyordu. Şimdi bilmiyorum. Ne yapılır, nasıl yapılır? Bizim hep ütopyalarımız vardı. Bir tanesi olmayınca yeni bir ütopya yarattık. Ama bir noktadan sonra fark ettik ki bu ütopyaların hiçbiri gerçekleşebilir şeyler değil. Ve distopya dediğimiz şey ortaya çıktı. En distopik yönetim tarzını düşünün. O bir liderin kendi halkı için en güzel yarınları hazırlayacak hayaliydi esasında. Ama bir noktadan sonra doğası gereği kendi içindeki bozulumla, çürümeyle ya da bizzat o yaldızının dökülmesi sonucunda bir de distopyaya dönüştü. At this moment we are taking you live to the Brandenburg Gate and the Berlin Wall. President Gorbachev has resigned. The last president of the Soviet Union went on television to tell his people he had no regrets. İki kutuplu dünya sona erdi ve demir perde Sovyet bloku dağıldı. Birdenbire liberal dünyanın bu soğuk savaştan galip çıktığı fikriyle çok hızlı yaşanan bir piyasa ekonomisine geçiş süreci yaşandı. McDonald's'ta rezervasyon yok, garson yok, bekleme yok. Nüfus artmıştı, şehirler dolmuştu ve sanatta, modada, müzikte çok önemli değişimler yaşanıyordu. O sırada pıtır pıtır çiçekler gibi açmaya başladılar. Özel kanallar, özel radyolar, gazeteler çıkmaya başladı, dergiler çıkmaya başladı. İletişim arttı. İlk özel televizyon Star 1'den de merhaba. Çok yakında Star 1 rengarenk bir dünya getirmeye hazırlanıyor ekranınıza. Hiç özenle beklediğiniz yeni, yepyeni ve çok farklı. Teknolojiyle ilişkimiz de yeni başlamıştı. İletişim, teknoloji, yazım teknolojisi, bilgi teknolojileri. Biz o yüzden hani mağara devrinden aslında teknoloji devrine geçen kuşağız biz. Hani Yahoo'yu tek H ile değil de iki H ile yazdığın zaman XX listelerin çıktığını dersin ortasında keşfediyordun. Çünkü hiçbir sansür yok, tamam. Çat diye açılıyor. Böyle bir kaotik bir ara dönemden geçmiştik. Ve bu bizim hayat alışkanlıklarımızı, gençlerin özellikle dünyaya bakış açısını çok değiştirdi. Ve zaten 80 darbesiyle başlayan bir apolitikleşme süreci 90'larda da piyasa ekonomisine geçiş sürecinde yeni bir derinlik kazandı. Sayın seyirciler, dün gece İstanbul muhteşem bir konsere tanık oldu. 2,5 yıldır sürdürdükleri dünya turnesi kapsamında İstanbul'da bir konser veren Metallica, İşte Michael Jackson geldi, yok Madonna konser verdi, çimlerin üzerinde yaptık, işte Kilios'ta rock festivallerine katıldık. Türkiye'nin nispi olarak nefes aldığı yıllardı açıkçası. Sevda çocuğuna yalnız gecelerin, uykusuz yüreklerin tam tersi. Benim gibi talk showcular ortaya çıktı. Yepyeni şarkıcılar, türkücüler ortaya çıktı. Bunlar özgürce, artık eski TRT denetiminin sınırladığı, kısıtladığı şarkı sözleriyle değil de kendi yeni söylemleriyle, deyimleriyle geldiler ve bunu bir anda ulusal kanallarda göstermeye, yayınlamaya başladılar. Ama bu kontrol ediliyordu. Kapital, siyaseten işbirliği kurduğu iktidar sayesinde bunu kontrol ediyordu. Fakat burada bir parantez açmak isterim. Kontrolü elinde tutan sermaye, medya patronları benim ve bizim ne yapacağımızı bilmiyorlardı. Anarşi olacak. Anarşi olmazsa genç olunmaz. Anarşik olur. Fakat galiba gençlerin söz hakkı yok. Ve bu toplumla bütün geçiş süreçlerinde olduğu gibi hani daha çok doğru dürüst yasal düzenlemelerin de olmadığı girişimler olduğu için birdenbire çok yoğun bir tartışma kültürü
gelişti. Bu nispi bir özgürlük ortamı yarattı 1990'larda. Evet, 2000'e doğru ekonomik sıkıntılar da yaşansa bile sosyal hayat ve ifade özgürlüğü anlamında rahat bir dönem. Ve iyi kötü bu darbelerden yılmış özgürlük arayışı içerisinde bir takım adamlar çalıştı o kanallarda. Saçının bir teli hanımın görünürse kalbinde başka bir ırkın gururunu taşımayan ve kendisini samimi olarak Türk hisseden Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum. O kadar da konuşamaz. Bu milletin efendisi değiliz. Ya da efendilerinden birisi değiliz. Yöneticilerinden, karar alıcılarından birisi değilsin. Yerini bileceksin. Olabilirsin. Osmanlı'da da olabiliyordun, değiştirilebilirsen. Ahmet Kaya, ben devşirilme istemiyorum ve merkezde olmak istiyorum, dedi. Ya 90'ların ne olduğunu bilmemekle alakalı bir şey bu. Yani şimdi biz 90'ları sadece işte eller havaya birilerinin pop şarkılar söylediği, işte albümlerin milyonlar sattığı, her geçen gün yeni bir pop starın çıktığı falan böyle bir zamana indirgediğin zaman evet bugünle o günü kıyasladığın zaman başka şeyler düşünebilirsin. Ama şöyle bir şey var. Yani 90'lar gerçekten aslında neydi? Özal'ın ani ölümüyle başlıyor sevgili seyirciler. Ve ardından o dönemin iki aktörü sahne alıyor. Biri siyasal İslam, ikincisi de PKK terörü. Bunlar beraberinde Türk toplumuna iki önemli soruyu getirdi. Laiklik elden mi gidiyor, ülke bölünüyor mu? Haber alışımız kısıtlıydı. Yani o zaman da medya, 3-5 medya patronunun elindeydi. O da bize bilgiyi çok kısıtlı, çok batı merkezli aktarıyordu. O 90'lı yıllardaki o dandik kliplere falan baktığınız zaman ne kadar masummuşuz, ne kadar böyle gerçekte olmayan bir garip masumiyet, bir naiflik kendimize biçiyoruz. Bütün hikaye o bence. Kararı siz verin. Manken gibi popçu Pınar Dilşeker, Serdar Ortaç'ın Ben Adam Olmam klibi, Ayşegül Aldınç'tan müthiş itiraflar, Coşkun Sabah aşklarıyla değil... Yani nasıl görmek istiyorsak öyle gördük, nasıl algılamak istiyorsak o tarafa baktık. Ve medya bu konuda çok güzel bir rol üstlendi. Sizler her gece buradaydınız. Bu stüdyoda. Her şeyi unutmak için. Başımıza gelen. Her şeyi unutmak. Gülmek. Daha çok. Bu ülkede başımıza gelen. Her şeyi unutmak için. Göstermek istediğim... Evet, her gece bir eğlence programıyla karşınıza çıkıyordum ama ülkedeki bu yoğun gelişmelerden bir haber değilim. Ya biliyorum ne olduğunu. İşte her gece aynı saatte bütün mahallelerden yükselen işte tabalarla, tencerelerle yapılan protestolar, temiz toplum özlemi, hemen Susurluğun ardından gelen siyasi patlamalar. Ve insan hep iyi hatırlıyor ya, daha doğrusu kötü hatırlamıyor, iyi hatırlıyor. Bundan 20-30 sene işte belki bir gece bir dışarı çıkmış, eğlenmiş, o günü 90'lar ne güzeldi diye hatırlıyor. Hani bugün bir, hani anlattığın zaman belki hatırlayacak, abi 90'lar çok güzeldi de o Mirkelam'ın çıktığı gün kaç tane Kürt köyü yakıldı acaba yani? Biz esasında yalanın paydaşları olduk. Hepimiz bunu kabullendik. Fakat internet kuşağı hakikatlerle bütün çıplaklığıyla yüzleşme ayrıcalığına ya da lanetine kavuştu. Katledilen gazeteci Hrant Dink için düzenlenen anma yürüyüşünde 25 kişilik öğrenci grubu oluşturdukları Twitter hesabıyla merhaba, bugün İstanbul'da Agos gazetesinin binasındayım. Önce canlı yayında bir kesinti oldu. Devam edeyim isterseniz. Sarraf'ın ilk mahkemeye gelişini anlattım. Sosyal medyaya yasası dün gece yine sabaha karşı meclisten geçti. Gazetelerin göstermediği, televizyonların bahsetmediği, radyolarda duymadığımız her ne varsa sanatıyla, şiiriyle, insanıyla, cinayetiyle, sloganıyla, yaşam tarzıyla, her şeyiyle bir anda görünür hale geldi.
Ve biz uzun süre var olmadığını düşündüğümüz, azınlık olduğunu düşündüğümüz her ne varsa onun esasında çok renkli, çeşitli bu toplumun parçaları olduğuna şahitlik ettik ve o bir şok yarattı. Siyasal İslam'ın Türkiye'de idara gelişiyle yaşanan şok sonucunda genel hakim kitlenin en büyük idraki Türkiye tahayyülünde ne kadar yanılmış olduğuydu. Bir yerde mutlu, mesut olmanın ilk şartı orayı sevmektir. Burayı seversen burası dünyanın en güzel yeridir. Ya ben hep sol tandanslı bir adamdım. Hayatım boyunca 16 yaşından beri 1 Mayıs'ta Taksim'e gideceğim diye dayak yerken bir sene bir baktık Taksim'e çıktık, halay çekiyoruz. 33 yıl aradan sonra böyle bir zemini hazırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Şimdi bugün AK Parti için hakkında konuşmak, kötülemek çok kolay. 2003-2007 zamanında baktığın zaman en AK Parti karşıtı insan bile ondan acaba bir şeyler yapabilirler mi diye aklının ucundan bir yerden geçiyordu. Katılmıyorum fikirlerinin çoğuna ama hani çok kırmadan dökmeden neredeyse ANAP kadar ve işte DYP kadar bir muhafazakarlık dikkati ve özeniyle insanların yaşamına dokunmadan bir dönem yaşadım. Ve bence hani o 2000'lerin başlarından itibaren Türkiye'nin yaşadığı o bütün politik dönüşümün altındaki sebeplerden biri oydu. Yani esasında Türk seçmeni sadece o zamana kadar merkez sağ, merkez sol diye konumlanan partilerin işlevsizliğine yönelik isyanını dile getirmedi. Esasında bütün o medyayla kodlanmış hür teşebbüsün artık hükümranlığını benimsemediğini bizi hatırlattı. Türk basın amiral gemisini limana salimen getirdim ve Demirören ailesine teslim ediyorum. Bütün bu icatların aynı zamanda devlet ve vatandaş arasındaki ilişkiyi de çok değiştirdiğini unutmamak gerekir. Çünkü aslında hani devletin denetiminin dışına çıkmış oluyorsunuz. Ama sonra tersine gelişti. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix? Niçin şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu? İlk YouTube yayınları, dijital yayınlar başladığında herkes bana şey diyordu. Abi dijital yayın yapsana neden istediğin kadar küfredersin? Peki ne oldu? Dijital yayın sana bir özgürlük vaat ediyor dediler. Yani küfretmek dışında nedir özgürlük? Nedir? Mesela siyaseten bir özgürlüğüm var mı benim dijital bir? Yok. Yani bir ulusal kanalda da toplumda kimi çevrelerin hoşuna gitmeyen bir şey söylesem evimin kapısına girecekler. YouTube'da da söylesem evimin kapısına girecekler. Her ne kadar istenmese de zaman zaman hakarete ve tacize ev sahipliği yapan sosyal medyaya düzen geliyor. Peki nedir bu sosyal medya yasası? Nedir bu adımlar? Detaylar neler? Bir kısıtlama var mı? Türkiye'de dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'ya erişim engellendi. Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 449 kişi... Dijital medya özgür mü? Hayır. Bırak özgürlüğü kontrolün zirvesinde. Kontrol edilmenin zirvesinde. VOD'sin çünkü. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Teknoloji hayatımıza girdikçe hem önce birazcık burnun ucundan özgürlüğü gösteriyor, ondan sonra da onun bize maalesef geri döndüğünü de görüyoruz. Kontrol edilebilir varlıklar haline geliyoruz ve nasıl kontrol edebildiğimizi çok, burası en ürkütücü olan. Biz fark etmiyoruz bile. Tabii telefon artık sadece sesi ileten bir araç değil. Aynı zamanda uygulama indirirken izin ver kutucuğuna verdiğimiz her onay aslına bakarsanız bizi, hayatımızı ele geçiriyor. Konuştuğumuzun anında hani reklamını görüyoruz girdiğimiz sosyal medya kanalında. Bu çok ürkütücü geliyor bana yani ve bu katlanarak artacak. Hangi bilgileri kaydettiği, kimlerle paylaştığı bilinmiyor. Ülkelerin seçim dönemlerinde seçmenin görüşünü etkilemek için veri topladığı tahmin ediliyor. Reymen! Reymen ne yapıyorsun? Reymen ne yaptın? Oy
Sedat, Sedat sen ne yaptın Sedat? Ay çıldıracağım. Ay çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Ceylan ne yapıyor bakın. Televizyon kuşağında bir Mehmet Ali Erbil figürü vardı. Her şey ona mübahtı ve böyle sahiden çoğumuzun hayretle, dehşetle, ibretle takip ettiği şeylere maruz bıraktı bizi. İnternet kuşağında herkese Mehmet Ali Erbil olma fırsatı verildi ve herkes büyük bir iştahla bunu kabul etti. Cappuccino! Evet, sen de et pişiriyorsun ama bak ben etleri pişirirken işte uçan tekme atarak pişiriyorum. Sen de pilav yapıyorsun ama ben pilavları havalara savuruyorum. Sen de mumbar yiyorsun ama bak benimkini ağzıma veriyorlar böyle. Denize çıkan baba mısalı bir de yerim. Çırdanım çıktı, çırdanım yiyor. Her şeyi hazlar üzerinden yaşayan, duyan ve tüketip bitirip kaldıran, ertesi gün yenisine başlayan bir tüketim varlığı haline dönüşmüş oluyorsun. Ne bedenine baktılar, ne modeline, ne de... İnternet kuşağını internetin içerisine doğanlar ve interneti kullanmaya başlayanlar olarak yaştan bağımsız ele aldığımızda televizyon kuşağı ile en büyük farkı eş zamanlılık. Bir türlü elden düşmeyen cep telefonları meselesinde hedefte genelde gençler var ama durum yavaş yavaş değişiyor galiba. Artık hep birlikte aynı odada aynı monitöre bakmıyoruz. Herkesin kendi farklı farklı monitörleri var. Herkes kendi monitöründen tekil bir izleme yapıyor. Dolayısıyla şu anda sözünü ettiğimiz sosyal medya bizi kendi akvaryumumuza kapatıyor. Artık izleyici değil, takipçiyiz. Ulan Putin, bak oğlum savaşta sizin karılarınız bizden çok çekti. O Rus karıları Türk erkeklerini iyi tanır. Yani biz çeşit çeşit biz, anladın mı? Google'a git. Bu kadar harala gürelenin içerisinde her şeyin meşrulaşabildiği, kolayca kendi meşruiyetini iddia edebileceği bir şekle kavuştu. Yani nasıl ki hakikatin kendisini dahi sorgulayabiliyoruz. Hani hakikatin artık bir önemi yok. Artık önemli olan bizim neye inandığımız. Daha önce koronavirüs aşılarının kısırlaştırıcı etkisi olduğunu söylemişti. Bu sefer de mRNA aşısı üç kulaklı, beş gözlü yaratıkların... Kurban olayım ey şehreni, ey nazlı hilal! İnsanlar kendilerinin olduğundan daha fazla kalabalık, daha fazla güçlü ya da daha fazla yalnız ve daha fazla güçsüz zannediyor. Aynı insanları takip ediyoruz. Aynı okumaktan keyif aldığın insanları, esprisine güldüğün adamı, yazısını merak ettiğin insanı falan takip ediyorsun. Ve bir şey olduğu zaman hep beraber bir ses çıkartıyorsun. Yani bir etiket koyuyorsun, o da koyuyor. Bir ses çıkarıyorum, o sesi çıkaran adamları takip ediyorum. Çıkardığım ses bana doğru yankılanıyor. Sonra ben onları başkasından duymuşum sanıp tekrar bir ses çıkarıyorum falan gibi. Yani edit edilmemiş bilgi dolaşıyor ortada. Güvenilmez bilgi dolaşıyor. Ne kadar tartışalım, küfredelim, yine de bir ajans, bir haber ajansı bir ajanstır. Yani orada profesyonel insanlar çalışır. Bilgiyi edit etmek, haberleştirmek, sunmak, özetlemek. Şimdi bilgi bir serseri bilgi olarak dolaşıyor. O bilgiyi üretmen lazım. Şimdi bu enformasyonla bilgi arasındaki çizgiyi belirtelim. Enformasyon, olayların oluşuyla ilgili size verilen bir akış. Ama onun bilgiye çevrilmesi meşakkatli bir süreç. Çünkü doğruyu yanlıştan ayırmanız, çalışmanız gerekiyor ya, araştırmanız gerekiyor yani. İnternetin erken dönemlerinde güzel hayallerim vardı. İşte bilgi otoyolu, insanlar iletişim kuracak, herkes herkese ve her şeye ulaşabilecek ve her şey ulaşılabilir hale getirilebilecek, her şey dijitalleşebilecek. Böyle güzel hayallerim vardı. Sonrasında hani herkesin konuşacak bir şeyi olmadığını hatırladım. Bu Demirel'in konuşan Türkiye sloganından sonra biraz az konuş Türkiye sloganı gelmişti siyaset meydanı programından sonra, onu hatırladım. Yani herkesin konuşacak bir şeyi yok. Ama
Mikrofonu uzattığınız herkesin bir şey konuşmaya yönelik çok büyük bir iştahı var. Eline klavye verilen herkesin bir anda dünyanın merkezini kendisi ilan etme potansiyeli var. Şu anda 7 düvelle savaşıyor. Okuyoruz kardeşimiz, okuyacaksın, okuyacak. Toplum okuyacak. Okuduğumuza göre devletin 11 tane uçağı var. 13 tane. Ölmeye alışmış, emekli kuyruğunda ölmeye, hastane kuyruğunda yaşamaya alışmış. Yine kuyruk var. Var alışık. Çünkü duygularla bir izleme söz konusu. Duygularla, kızarak, öfkelenerek, ayılıp bayılarak, hemen yorum yazarak. Dolayısıyla yeni izleyicide akıl sağlığından şüphe ettiğimiz yorumlar görüyoruz. Yani beğenmede abartı, nefrette abartı. Biz aslında inanmak istediğimize inanıyoruz. Yani kendi ön yargılarımız o kadar fazla ki. O internet dediğimiz şey böyle bir yine öznesi belirsiz bir düşman değil. Yani oradaki yarattığımız her şeyi kendimiz yaratıyoruz. Kendi ön yargımızla yaratıyoruz. Kendi yargılarımız çerçevesinde bir şey inşa ediyoruz. Sonra da o yankı odasından şikayet ediyoruz. Yani niye şikayet ediyorsun ki? Sen kendin yarattın o yankı odasını. Sen istiyorsun o sesi duymayı. Ve aslında iktidarın içinde yaşanan ne kadar bir çürüme varsa o da ondan azade değil. O da aynı çürümeyi yaşıyor. O da bir biat kültürünün farklı şekilde kendi mahallesinin içerisinde peşinde. Herkes kendi mahallesinin içerisinde aynı iktidar ilişkilerini çok da eleştirsen bile aynı yöntemleri kullanıyor olabiliyorsun. Aynı ezberciliği yapıyor olabiliyorsun. Aynı biatı talep ediyor olabiliyorsun. Bunu yeniden üretiyoruz ama kimse aynaya bakmıyor. Televizyon çocukluğundan internet çocukluğuna geçtiğimiz zaman linç ve cancel culture hareketleri ortaya çıkıyor. Bunun için illa bir iktidara da gerek yok. Adaletin sağlanmadığını düşündüğü noktada zayıf olanın güçlü olana karşı kullandığı bir savunma aracı olarak ortaya çıktı. Ama bu sosyal medyanın da kullanımıyla o kadar tahripkar ve hukuk tanımaz bir noktaya geldi ki ya bir nevi KHK gibi sen hedefine koyduğun kişiyi ekonomik ve sosyal anlamda bitirmeyi amaçlıyorsun. Bunun temizliği, appeal'ı, şusu busu hiçbir şeysi yok. Hayatında yarattığı tahribatı düzeltebileceğin bir mekanizma yok. Her gün ortalama 2 kişi linç edilmekte Türkiye'de. Yani sosyal medyada girin o topa. Bahsedilenlere bakın. Arada mesela sürekli şey var. Kim ya bu der. Hani gerçek hayatta olsa bir mesela öldürecek bir bıçakla saplayacak sonra yanındakine soruyor. Kim bu? Hani kimi bıçakladı? Tamam bıçakladı da kim yani? Doluya mı gitti? Boşa mı gitti? Keşke önce sorsaydın değil mi? Hani bir sor bu. Kim bu? Bir yandan devlet, bir yandan bu iptal kültürü ve woke kültürü, her şeyde politik doğruculuk diyeyim size, aşırı politik doğruculuk. Mesela mizahı ortadan kaldırdı. Düşünebiliyor musunuz? Biz 80'ler, 2000'ler boyunca mizah ve mizah dergileri aslında toplumsal muhalefeti en çok kanalize eden araçlardan bir tanesiydi. O ortadan kalktı. Belki korkmuyorsunuz ama ya biraz dilime dikkat edeyim diyen insan sayısı artıyor. Hele mizahta çok sakıncalı bir şey bu. Mizahta bir süre sonra bu konuda bir şey yapmasam benim için daha iyi olur deme dönemi başlıyor. Bunun olmaması gerekiyordu. Ha diyeceksiniz ki hiç yaşamadınız böyle bir dönem. Evet her dönemde dikkat ettiğimiz şeyler vardı. Yani ben Gırgır dergisinde çalışırken de dokunmamız gereken tabular vardı. Ama bunlar daha çok gönüllüydü bu konuda insanlar. Oğuz abi kaba bir çerçeve çizmişti. Hastalar, sakatlar, din, bu konulara girmeyin derdi. İşte. Ama her türlü yani 12 Eylül döneminde Müşerref Tezcanlı kapak yapıp kapandık yani o dönemde. Bir sesimiz çıkabiliyordu. Şimdi bilmiyorum ne yapılır, nasıl yapılır. Esas sıkıntı bu. Yukarıdan eşyanın tabiatına aykırı bir baskı geldiği zaman bu neye sebebiyet veriyor biliyor musun? Yeme içmede de aynı şekilde, eğlenmede de aynı şekilde, edebiyatta, kültür, sanatta da vasatlaşıyorsun. Ve vasatın çok kötü bir huyu vardır. Vasat asla vasatta kalmaz. Vasat aşağıya düşer. Bugün hatırlıyorum işte hani 2000'lerin başında, 1990'larda huysuz bir cin.
Huysuz virgin bir kere mesela bugün yayın yapsa, tamam, birinci gün eğer devlet kesmezse ikinci gün iptal edilir söylediği bir şey tarafından. Bir dakika, yalan söyleme çünkü BMW'nin olduğunu herkes biliyor. Bir BMW'nin var. Onu ben almadım. O çalıştığım bir gazino var ya, Günay onun sahibi aldı hıyar. 4 kere yattım bir BMW aldım. 60'larda ünlü Amerikalı özgürlükçü, yenilikçi, cesur stand-upçı Lenny Bruce'u cezalandıran savcıydı. Hakimdi. Ama şimdi bütün toplumun bu savcılara, bu hakimlere dönüştüğünü görüyoruz. Je voudrais être comme l'enfant partout chantant. Yani en fazla belki o lafı kullanan benimdir. Hani eğlencesini kaybeden ülke, eğlencesini. Ama bu eğlencesini kaybetmek dediğimiz bu 10 senede, 20 senede, 30 senede olan bir şey değil ki. Eğlencesini kaybeden hikaye hep bu aynı şeyden bahsediyor. Yoksa biz eskiden çok iyiydik de çok güzeldik. Yani ondan öncesine de gidersek başka bir şekilde eğlenceni kaybediyorduk. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu. Bütün toplum iyiydi. Acaba? Ne zaman? 90'larda mı? Biraz daha geriye gidebilir miyiz? 80'lerde mi? 70'lere mi gidelim? Peki 60'larda neydi? 60'ların Türkiye'si konjonktürel olarak neydi? Yani memleketin sahip olduğu sıkıntıların hiçbiri değişmedi. Sıkıntıların müsebbipleri değişti. Yani o yüzden baktığın zaman evet 90'larda okula gidemeyen başörtülü kızlar için 2000'ler belki daha güzel olabilir. Ama eleştirel gazetecilik yapan adamlar için de bugün çok zor. Bağlamından kopardık. Hikayeleri de kopardık. Beni de kopardık. Tek boyutlu bir algıya döndük. Yani tarih dediğimiz şey nedir? Birilerinin yaşadığı ya da aktarımlardan edindiği sahih bilgilerle oluşturduğu bir kayıt. Nostalji ise bunun da süzülmüş hali. Yani tarihe hatırlamak istediğimiz şekliyle bakma. O yüzden Türkiye hiçbir zaman hiç kimse için çok demokratik, çok müreffeh, çok ekonomik ve sosyal anlamda kendimizi iyi hissettiğimiz bir yer olmadı. Ama yine de çok farklı sesler bir yerlerden çıkabiliyordu. Yani mizahtercilik anlamında da parlak yıllardır. 32. günde yapılıyordu. Evet, asker geliyordu. Bunlara yaptırmayacaksın diyordu. Yine bir şekilde Mehmet Ali Birand'ı bir yerlerde görüyorduk. Niçin mizah dergileri yazılı dergilere dönüştü? Bu yazılı dergiler, makalelerin olduğu, öykülerin olduğu. Orada karikatürler vardı. Yani eskiden karikatürden anlıyorduk. Sonradan okuma yazma öğrendik. Ya da daha uzun şeyleri okumayı öğrendik de bu dergilere mi geçtik? Niçin mizah dergilerinin yerini Ertem Eğilmez filmlerinin kahramanlarını kapak yapan dergiler aldı? Büyük kaybedenler. Bu sefer kutup yıldızları şaşıyor. İşte muhalefeti hani Atilla Taş yapıyor. Bütün sosyal kampanyalar Haluk Levent'e hani böyle Tarkan hani ne yapacağını şaşırdı. Hani ben bunu pandemiye mi yazdım, siyasi anlamla mı yazdım falan filan. Bir şarkı bir anda ortalık değişti. İşte 46 dile çevrildi şarkı. Sonrasında aynı hızla hayatımızdan yok oldu. E ne oldu? Hani tamam geçecek ne çabuk geçti. Bugün önüne koyduğumuzda adam bu o kadar da güzel bir şey değilmiş diyeceği bir şeyi niye özlüyor? O günlerdeki kendisini özlüyor. Beni özlemiyor. Ay keşke o programlar tekrar olsa. Yapıyoruz hala. Yani biz zannediyoruz ki işte insan düşünen bir varlık, insan rasyonel, mantıklı bir varlık ve bunun süzgecinden geçirdiği her şeyde iyiye, doğruya, güzele ulaşıyor. Artık yani bir olması gereken şey yok. Hani pilavı çatalla mı yiyeceğiz, kaşıkla mı yiyeceğiz? Ne önemi var ya diyor. O zaman kafamızı sokalım köpek maması gibi yiyelim. Öyle yiyen de var diyor mesela. Evet var ama bu yani insanı insan yapan ve insanı tanımlayan değerlerin bir anlamda aşındığı veya bir
kendi içerisinde karma, yeni bir şeyi doğurduğuna şahitlik ediyoruz. Belki bunu işte bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra tanımlamamız gerekecek. Hakikaten ihtiyaçları yok. Çünkü konuştuğunuz zaman anlamıyorlar ve dinlemek istemiyorlar. Gençler itaat etmek istiyorlar. Beklentileri dünyayı değiştirmek değil. Çünkü bir sonraki lastik pabuç, bir sonraki telefon sürümü, bir sonraki otomobil taksidi, bir sonraki kız arkadaş, bir sonraki tırnak içinde özgür yaşam itaat etmekten geçiyor. Peki ileride bir şeylerin hüznünü yaşayacak mı acaba? Yani şöyle diyecek mesela, neydi ya o 90'lar, neydi ya o 80'ler? Hatta bizden önceki kuşağın söylediği gibi, neydi ya o 1968 Paris'te, Berlin'de barikatlardayız. Neydi ya Gezi?